Evlere kapılarından girin buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani zahirde eve nereden girileceğini bize öğretiyor. Mana bu mu? Hayır. Ayet-i Kerime'de de Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Evlere kapılarından giriniz. Kur'an gibi mucaz bir kitap, yani zahirde eve nereden girileceğini bize öğretiyor. Mana bu mu? Hayır. Evlere kapılarından girin buyuruyor Cenab-ı Hak. Bugünkü insanlık, bugünkü Müslümanlar meseleleri başka yerde arıyorlar, kapıyı aramıyorlar. Kapının önünde beklemiyorlar. Bakın Cenab-ı Hak Sure-i Hucurat'ta da buyuruyor. Kapının önüne geldiğinizde gürültü yapmayın. Kapının size açılmasını bekleyin. Bağırmayın, seslenmeyin. Birbirinizi çağırdığınız gibi ona çağırmayın. Edeple, sabırla bekleyin. O kapıyı açacak size. Onun kapıyı açmasını bekleyin. Sizi içeri buyur etmesini bekleyin. O Allah'a açılan bir kapı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hakk'a açılan bir kapı, Ali de ona açılan kapı. Bu böyle devam ediyoruz. Hep söylüyoruz, yine söyleyeceğiz. Usulsüzlük, usulsüzlüktendir. Bu çok ciddi bir kaide. Bunu gönlünüze yazın arkadaşlar. Eğer bugüne kadar o kapı açılmıyorsa işte usulünü bilmediğimizden. Kapı hakkında tarif edilenlere riayet etmediğimizden. Kapı bundan açılmıyor. Kapı açılmadan da hiçbir şey olmaz. O kapıyı gözyaşı açar, ihlas açar, samimiyet açar, ciddi tevbe açar, edep açar o kapıyı. Ücret isteyenlere o kapı açılmaz. Kapının önünde kargaşa yapanlara o kapı açılmaz. Evlere kapılarından girin. Adeta o ev biziz buyuruyor kainatın kendisi. Kapısı da Ali'dir buyuruyor.